Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mertici kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimle açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar Instagram sayfamı, Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyalini beğenmiş olduğum pozisyonu orada sizlerle birlikte paylaşıyorum arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana mail atmanız yeterli. Detayları mailde sizlerle konuşacağız. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar bugün iki tane önemli bir konum var. Onu da özellikle söylemek istiyorum. İlk öncesi rally başlamadan önce neler yapılmalı ve short pozisyonu aramak için neler yapılmalı. Şimdi ilk önce sizden gelen soruyu cevaplamak istiyorum. Hocam ben short pozisyonu kovalayan bir traderım ve açıkçası short pozisyonu kovaladığım için bazı coinleri kaçırıyorum. Ne yapmam gerekiyor veya nasıl bir aksiyon almam gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani normalde piyasada uzun süredir var olan coinlere short pozisyonu açmak tabii ki mantıklı ama teknik ve temel analizle birlikte şimdi ama piyasaya yeni girmiş veya bir hafta iki haftadır piyasaya yeni girmiş bir coinleri short pozisyonu da açmak mantıklı. Ee, neden? Çünkü çok hızlı bir yükseliş geldiği için tabii ki düşüşü de söz konusu oluyor. O yüzden onları kaçırmamak da tabii ki fayda var. Ben öncelikle şunları göstermek istiyorum size. Binance'ta listelenen yeni listelemeler adı altında yeni listelenen koyunlar var Bunlar piyasaya yeni giren koyunlar Tao, Saga, ena gibi birçok koyun var arkadaşlar ve Bunlar gördüğünüz gibi şu an düşüş senaryolarında ve yaklaşık bir haftadır da düşüyorlar arkadaşlar bakın mesela rezde örnek vermem gerekirse çok ciddi bir yükseliş oldu ve daha sonra arkadaşlar bir hafta sonra tekrar düşüş senaryoları aktif oldu hemen gelin bakalım nasıl bir hareket olmuş rezde hemen onu sizlerle birlikte inceleyelim ve onun üzerine konuşalım arkadaşlar Şimdi bir haftalık time frame'de baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Rez'de ortalama şöyle 0.011'den pozisyon açılıyor ve 0.30'a kadar bir haftalık zaman diliminde çok ciddi yükselişler oluyor. Ve bir haftalık zaman diliminde yani haftalık grafikte ilk mum çok önemlidir arkadaşlar. Ve dolayısıyla ilk mumda çok fazla da işleme girmeyin derim. Çünkü çok fazla oynaklık oluyor. Yani likit ve stop olma olasılığının an meselesi olabilir. Ve özellikle de şunu söylemek istiyorum sizlere. Sabırlı olmanız zaten bu işin olmalıdır olmazsa olmaz arkadaşlar. Sabırlı olmanız gerekiyor. Beklemeniz gerekiyor. Bir hafta yeri geldi. iki hafta beklemeniz gerekiyor. Veya diğer koyunlarda 3-5 böyle al sat yapabilirsiniz. Yani ama e, ciddi bir şekilde ben short pozisyonu kovalamak istiyorum. Hocam 10x ile veya 7-8x kaldıraç kullanarak short pozisyonu kovalamak istiyorum derseniz yeni çıkan coinleri bir hafta iki hafta sonra kovalayabilirsiniz arkadaşlar. E, ufak bir teknik analiz bir temel analiz veya bir sinyal e, indikatörle birlikte bunu yakalayabilirsiniz. Mesela Rez'deyiz. Ben şimdi 4 saatlik geçeceğim 4 saatlik time geçtiğim zaman gördüğünüz gibi senaryo bu şekilde. Ben 30 dakikalık time geçtiğim zaman senaryo aynen bu şekilde. Şimdi 30 dakikalık time ben tabii ki şu an Rez'e bakıyorum ve şurayı görmüyorum arkadaşlar. Şurası yok benim için. Öyle görün hatta şöyle çekeyim. Şurası bizim için açıkçası yok arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz hemen. Şurada aynen. Burası bizim için yok. Aynen Burası bizim için yok görelim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet burası bizim için yok. Ee, bir trend kırılımı geldi. Zaten şöyle söyleyeyim yeni çıkan bir coin olduğu için ortalama artık ikinci haftaya girdik. 4 saatlik zaman dilimine bakıyoruz ve açıkçası arkadaşlar bir trend kırılımının geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada. Yani burada şansınızı deneyebilirsiniz. Yeni çıkan koyunlarda bu şansınızı denemek daha mantıklı oluyor. Çünkü zaten düşüş eğiliminde olan bir koyun olduğu için düşüş senaryoları aktif olabiliyor arkadaşlar. Hemen ikinci omniye bakalım hızlı bir şekilde şekilde. Şimdi niye baktığımız zaman arkadaşlar hemen gene haftalık time e baktığımız zaman şöyle grafiği bir sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi OVNI yaklaşık dört haftadır yani bir ay önce çıkmış ve artık gördüğünüz gibi ilk haftayı çok ciddi bir yükseliş yapmış. 50 centlerden 55 dolarlara kadar çok ciddi bir şekilde yükselmiş arkadaşlar ve artık ikinci, üçüncü ve dördüncü haftada gördüğünüz gibi düşüşler söz konusu oluyor. Tabii ki %100 böyle olacak diye bir şey yok ama benim takip ettiğim, benim yapmış olduğum analizlere göre yüzde seksen bu şekilde hep devam ediyor. Normalde biz İstanbul menkul kıymetlerde de halka arıza açılan şirketler ilk 7-8 gün tavan tavan yapıyor. Ondan sonra hop düşüşler başlıyor arkadaşlar. Önemli olan o tavan tavanda çıkabilmek. Aynı şekilde coinlerde de o şekilde devam ediyor. İlk bir hafta çok ciddi bir şekilde yükselişler, inişler, yükselişler, inişler, oynaklık çok fazla var arkadaşlar. Ama artık ikinci hafta ve 3. hafta özellikle 2. haftada artık yönünü belli ediyor. Hemen 4 saatlik tenfreme geldiğimiz zaman 4 saatlik tenfreme grafiği sıfırladığımız zaman görüyorsunuz bakın düşüş çok ciddi bir şekilde devam etmiş. Bakın burada hemen bunu 30 dakikalık tenfremde de inebiliriz. Çünkü alt tenfremlerde formasyonları yakalamanız tabii ki daha kolay arkadaşlar. Düşüş eğilimde olan formasyonları ikili tepeleri oboları toboları yakalamamız daha kolay açıkçası. Hemen şöyle bakın burada yükselen bir kanal formasyonu var. Kanalın içinde gidip geliyor ve burada kırılım kendini gösteriyor. Ufak bir testte aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Hemen buraya bir Trendflex Alvi indikatörünü entegre edelim arkadaşlar. Bakalım Trendflex Alvi indikatöründe Kırılım ve onay sinyali ne zaman gelmiş? Ona da bakın. Bakın gördüğünüz gibi Trendflex algı indikatörünün bir sel sinyali birlikte aşağı yönlü hareketler gördüğünüz gibi şiir gibi gidiyor. Burada bir buy sinyali ve aşağı yönlü hareketler gördüğünüz gibi devam ediyor. Buy sel sinyallerine birlikte aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Ve ee, Indikatör yok elinizde olabilir indikatör yok ama en, az, en azından şuradan yukarı yönlü bir hemen şöyle ben trend çizgimi düzgün bir şekilde çekeyim. Evet buradan yukarı yönlü bir trend çizgisini çektiğiniz zaman kırılımla birlikte şanssız deneyebilirsiniz. Neden? Çünkü yeni çıkan bir koyun olduğu için artık ikinci haftadasınız. Düşüş senaryoları aktif yani en azından şanssız deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yüksek olasılıkla e, burada düşüş senaryoları hala aktif ve bunun gibi birçok koyun şimdi hepsini tek tek bakmayacağım. Tau da öyle, Saga da öyle, Ena da öyle, Bomede öyle. Bomeye bir bakalım arkadaşlar, hemen. Haftalık time frame e hızlı bir şekilde geleyim. Haftalıkta ilk önce gördüğünüz gibi kaç haftadır şu an piyasada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haftadır arkadaşlar piyasada. 2,5 aydır şu an piyasada. Hemen 4 saatlik time frame'e gelelim. Bakın 4 saatlik time frame'de hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi düşüş senaryoları nasıl aktif? Hatta ben 30 dakikalık time frame'de açmak istiyorum grafiği. Çünkü neden buradaki düşüşü kaçırmak istemiyorum? Hemen şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Evet. Mesela ben burada örnek vermem gerekirse şurada şu an zaten ilerisini görmüyorum. Öyle söyleyeyim şu an ilerisini görmüyorum ve şu an ben burayı görüyorum. Öyle farz edin arkadaşlar. Ve 30 dakikalık frame'de bakıyoruz. 30 dakikadan frame'de ben şuradan hemen şu çizgimi alayım. Ben özellikle çizgi çekerken, trend çizgilerini çekerken mum kapanışını da dikkate alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kapanış yapalım. Hemen mum grafiğine tekrar dönelim. Evet mum kapanışlığını baz alıyorum arkadaşlar. Bazı noktalarda da tabii ki fitilleri de baz alıyorum. Ama isterseniz de fitilleri de baz alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de bir trend çizgisi çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırılım gelmiş. Ritesini yapmış. Aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi mum kapanışını baz alırsak gördüğünüz gibi kırılım geliyor. Daha sonra ikinci e, trend çizgisinde de kırılım geliyor. Ritesini yapıyor ve devam ediyor. Farz et burayı almayalım. Burasını şu an görmüyorum ve ben kapanışı baz alıyorum. Hemen yukarıda gene bir kanal formasyonu. Çoğunlukla da zaten bu böyle oluyor arkadaşlar. Bir kanal formasyonu kendini gösteriyor. Yani ikinci, üçüncü haftanın sonunda gördüğünüz bir kanal formasyonu ve kırılımla birlikte aşağı yönlü hareketler gördüğünüz gibi gidiyor. Şelale oluyor resmen. Evet hemen trend flex algı indikatörünü açalım. Elimizde bir trend flex algı indikatörü var. Hemen bir ee, saatlik time gelelim bir saatlik evet çok ciddi bir şekilde düşüş senaryonu yakalayabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok fazla da geriye gittik. Evet. Şu an çok fazla geride olduğumuz için sinyal vermemiş ama açıkçası hala düşüş senaryoları aktif olduğunu gösteriyor. Kırmızı mumlarla bize. Dolayısıyla arkadaşlar anlatmak istediğim konu bu. Yani en azından yeni çıkan bir coin'e takip ettiğiniz zaman ikinci haftanın sonunda artık düşüş senaryoları aktif oluyor. Bir trend çizgisi çekerek oradan arkadaşlar şoklayabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi hemen bir bitcoin'e gelelim önemli bir detay detaydan daha bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Önemli detay nedir? Hemen onu söyleyeyim. bugüne kadar yaşanan her rallide Bitcoin'in yaşanan her rallisinin öncesinde coinler yeni yeni çıkan coinler oluyor arkadaşlar ve bu yeni yeni çıkan coinler Bitcoin'in çok ciddi rallisiyle birlikte onlar da hızlı hareketlerde bulunuyor ve güzel çıkışlar yaşıyor. Dolayısıyla benim size nacizane fikrim çok bir ücret olmamakla birlikte her yeni çıkan coine koyabiliyorsanız bakın Bütçeniz elverdiği sürece 100'er dolar atarsanız ileride pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Yani en azından zararda çıkmazsınız çünkü neden? Birçok coin çok ciddi rally yapıyor arkadaşlar. Bitcoin'in tam rally zamanında yeni çıkan coin'ler arkadaşlar. O anki atmosferle birlikte yeni çıktığı için hızlı bir şekilde balinaların desteğiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor ve yukarıda tabii ki ne yapıyor? Milletin eline malı boşaltıyor. O yüzden yukarıdan malı almamak için Rally öncesi mesela 2020 rally öncesi hemen ben şöyle bir haftalık time frame açayım ve burada Bitcoin'in 2020 rally öncesindeki durumu anlatmak istiyorum size. Şimdi tabii ki benim önümde bazı notlar var. Mesela 2020 rally'sinde Bitcoin atağa kalktığında piyasaya yeni çıkan projeler vardı. Ava, Near, Sol ve Fil gibi bazılarını ben not ettim ve tabii ki bunun birçoğu da var. Şimdi hepsini tek tek bakamayacağım ama Birçoğu zaten %85-90'ın çok ciddi bir şekilde çıkmışlar. Sonra çok ciddi bir şekilde düşmüşler arkadaşlar. Yani 10 dolarlardan 0.10 centlere kadar düşen coinler bile var. Ee, ama önemli olan bizim bu benim burada size anlatmak istediğim önemli konu rally çıkar çıkmaz. Yani o, o anki çok pozitif atmosferle yakalayabilirsiniz o yeni çıkan projeleri. En azından bir 5x, 6x ve 10x yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Projesine de tabii ki bakarak yani ama çok ciddi piyasa pozitifken ben açıkçası çok fazla düşen bir coin'i görmedim. Az çıkan oluyor ama düşen çok fazla görmedim açıkçası arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tabii ki burası riskli varlıkların dünyası. Her an her şey olabilir. Hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bakın şu an burası Bitcoin'in rally öncesi düşüşü arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde 3800 dolarlara kadar düştü. Burası bizim için tabii ki nedir? Bir direnç seviyesi aynı zamanda bir destek seviyesi. Gördüğünüz gibi burası direnç bölgesini yukarı yönlü kırarak artık bir testini yaptı ve rally'nin onayını burada aldık. Tam bu bölgede artık yeni yukarı yönlü rally'nin başlayacağının onayını aldık arkadaşlar. Yani ortalama şunu da hemen düzelteyim. Ortalama arkadaşlar yani kırılımdan sonra burada görüyorsunuz her bir mum bir haftayı baz alıyor. Bir 2-3 ay sonra yani açıkçası biz de Ağustos'un başı gibi Temmuz'un sonu gibi gibi artık rallye başlayabiliriz diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. İşte o sıralarda yeni çıkan coinleri değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela şunu söyleyeyim ben size. Hemen şurada göstermek istiyorum. Trendflex algı indikatörünü kapatalım. mesela Near protokol. Hemen Near'ı açalım. Haftalık zaman dilimine gelelim. Tabii yaptığımız analizler şu an hala aktif bir şekilde duruyor arkadaşlar. Mesela şu an e, burası 2020 Ekim ayı. 2020'nin Bakın 2020 pardon 2020 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Bakın tam bu sırada çıkmış. 2020'nin Ekim ayında burada Nir protokol piyasaya çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2020'nin Ekim ayında Nir protokol piyasaya çıkmış. Şimdi tabii ki Nir coin'e baktığımız zaman ilk çıktığı fiyat 0.87 sen. Tabii ki buradaki küçük mumu çok da fazla belki önemsemiyor olabilirsiniz ama ilk çıktığında arkadaşlar çok ciddi bir yükseliş söz konusu oldu. Mesela 0.73'ten 120 pardon %154 artarak 1.87 dolara kadar çıktı. Yani bu küçük mumu çok fazla önemsemeyebilirsiniz ama yani çok ciddi bir çıkıştı bu arkadaşlar. Şimdi ilk, tabii ki rally çıktıktan sonra gördüğünüz gibi NIR ortalama arkadaşlar e, 20 dolara kadar çıktı. Yani demem o ki Bitcoin'in Bitcoin'in rally'ye başladığı sürece hemen NIR coin'i piyasaya sürdüler ve dolayısıyla arkadaşlar 0.75 cent'ten açılan NEAR coin ortalama 20 dolarlara kadar çıktı arkadaşlar. Peki düşüş senaryosu ne zaman oldu? 11 Nisan 2022. Bitcoin'in açıkçası artık düşüşün olduğu senaryo hemen şöyle göstereyim. Kasım pardon özür dilerim. 11 Nisan'ın 22'si diyelim. Nisan'ın 22'si Mart Evet bakın tam bu sıra Evet tam bu civarlarda artık yine de düşüş senaryoları net bir şekilde aktif oldu arkadaşlar ama önemli olan konuyu anlatabilmiştim Umarım hemen diğer koyuna e bakalım bir şekilde <laughs> çok pardon sol arkadaşlar sol ana zaten efsane çok özür dilerim hızlı bir geri gelelim şuraya açacağız efsane bir koyun arkadaşlar Evet, Solada haftalık grafikte baktığımız zaman ne zaman çıkmış? 10 Ağustos 2020'de rally ne zaman başlamış? Ekim ee, 2020'sinde. Yani dolayısıyla arkadaşlar e, 1-2 ay öncesinden sol piyasaya çıkıyor. Ne kadarla çıkıyor? Ortalama 0.61 sentle çıkıyor ve arkadaşlar Bitcoin'in sert bir şekilde yukarı yükselmesiyle beraber 254 dolarlara kadar çıkıyor gördüğünüz gibi senaryo aynen bu şekilde. Yani Bitcoin rally öncesinde solu eğer elinize almış olsaydınız güzel bir şekilde kâr realizasyonu yapabilirdiniz. Şimdi fil. File bakalım arkadaşlar. Mesela fil ne zaman çıkmış? piyasaya Ekim 2020'de çıkmış. Bakın özellikle gördüğünüz gibi rally başlamaya yakın süreleri seçtim. Yani 1-2 ay oynaklık olabiliyor bazı coinlerde. Ama bakın rally başlıyor. Ekim Ekim'in 2020 yılında rally başlıyor Bitcoin'de ve fili piyasaya çıkarıyorlar. 2020'sinde ve dolayısıyla piyasaya çıkan fil 9.62 dolardan nereye kadar çıkıyor arkadaşlar? Ortalama görüyorsunuz 239 dolarlara kadar çıkıyor. Ve çok ciddi bir çıkış ve altın 6.19 dolarlara kadar şu an geriledi. Hala yatay piyasada bana kalırsa ileriki rallilerde de ufak bir serüven yaşayabiliriz. Yani ilk hedefimiz 117 dolar, ikinci hedefimiz arkadaşlar 233 dolar diyebilirim. Şu an hala yatay serine devam ediyor. Hemen daha sonra avaya geçelim arkadaşlar. Evet Ava da ne zaman piyasaya çıkmış? Hemen bakalım. İlk mum, ilk muma bakalım. Evet, Kasım ayında çıkmış. Yani Ekim ve Kasım bir ay sonra çıkmış. E, 2020'de çıkmış. Ne kadarla çıkmış? 0.74 centle çıkmış. Peki zirveyi ne kadarla görmüş? Hemen ona bakalım. 6.50 dolarla görmüş. Aynı için içinde geçerli arkadaşlar. Hemen aynısı Skardon ile baktığımız zaman Kardana ne zaman çıkmış piyasaya? Şöyle bir bakalım. E, o oh, pardon özür dilerim. Kardana biraz evet 2018 yılında çıktı. Rally'den 2 sene önce çıktı. Rally ile birlikte çok güzel atak yaşadı. Ve CEO'su yani biz rally'e hazırlıksız yakalandık dedi. O sürede bile arkadaşlar çok ciddi bir çıkış yakaladı. Hemen şöyle bakayım. örneklerim şuradan şuraya kadar. %12.000 gibi çok ciddi bir çıkış yakaladı arkadaşlar. Yani şimdiki CEO'su söylüyordu şöyle diyor. Yani hedefimiz 10 dolar diyor adada. Bakalım göreceğiz e, takip edeceğiz. E, ada e, 2018 yılında çıktı pardon onu karıştırdım. Dediğim gibi arkadaşlar sadece size örnek olarak göstermek istediğim bazı coin'ler var. İşin özeti şu. Bitcoin'de bakın burası bizim için kırılan bir direnç bölgesi ve test edilen bir destek bölgesi. Burası açıkçası kırıldıktan sonra yani bu rally gerçekleştikten sonra yeni çıkan yani Bitcoin'de artık rally havaları esmeye başladıysa yani ben size şöyle bir şey söylüyorum. 73 bin dolara ileriki tarihlerde kırdıysak artık rally kokuları artık piyasayı sardıysa piyasaya yeni çıkan güzel projelere 100 150 dolar yatırın arkadaşlar. Ee, en azından kar yaparsınız ama tabii ki hayallerinizi süsleyen parayı kazanabilir misiniz kazanmaz mısınız onu bilemem ama kar yapabilirsiniz arkadaşlar yani büyük olasılıkla kar yapabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte söylüyorum o yüzden bana kalırsa bunu değerlendirin yani en azından bitcoin rally'e başladığı zaman birçok koyun var arkadaşlar İnanılmaz derecede şu an birçok koyun var hepsini tek tek inceleyemeyeceğim ama çoğunluğu %90'ı hatta %95 aynı şekilde. Kimisi 1 dolardan 100 dolara kadar geliyor. Mesela Solano gibi 1 dolarlardan 300 dolarlara kadar çıkıyor. Kimisi işte 1 dolardan 20 dolara kadar çıkıyor. Yani her biri elbet bir senaryo yaşamış. Ama çok ciddi düşüşler de olmuş arkadaşlar. Onu da unutmayın. Mesela Bitcoin'le bir ayı sezonuna girdiğimiz zaman o yeni çıkan çok projesi belli başlı belli olmayan coinlerde mesela Adam 10 dolarlardan 0.10 centlere kadar düşmüş yani artık yani, yani bildiğim yatırımcısı bile terk etmiş coin'i piyasada sürünüyor açıkçası. Yani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla da coin'e aşık olmak gerekmiyor ve inatlaşmaya da gerek yok. Kazandığınız para sizi tatmin edecek kadarsa veya özel hayatınızda sizi idam ettirecek kadarsa veya bir yatırım bir dükkan açabileceğiniz ve araba alabileceğiniz kadarsa bence orada Terk etmeniz gerekiyor artık. E, malı başkasına yıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla da elinizde tutmanıza gerek yok. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen bana özelden sorabilirsiniz. Hem DM'den, Instagram DM'den hem mail yoluyla hem de videonun altındaki yorumlar bölümüne. Vaktim olduğu sürece sizlere cevap vereceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.